Şimdi bana hep soruyorlar, peki ya hocam ilk başta ne vardı? İlk başta diyorum, bugün gördükleriniz vardı. Başka bir kainat vardı belki. Ya Big Bang'den önceki kainatlar vardı, bilmem ne vardı. Fakat bir yaratılış yoktu. Başka bir kainat vardı belki. Big Bang'den öncesi vardı, bilmem ne vardı. Yani belkiler üzerinden konuşuyor. Burada herhangi bir delilden bahsedebiliyor muyuz? Bahsedemiyoruz. Fakat devamında diyor ki, fakat bir yaratılış yoktu. Buna karşı delilin ne? Delilim yok, belkiler var. Neden buna inanalım? Çünkü ben öyle söylüyorum. Bu çok mühim bunu anlamak. İnsanlığın bunu anlaması çok zor. Çünkü insan bir şey gördüğü zaman hemen şunu düşünüyor. Bunu bir yapan var. İnsanlığın bunu anlaması çok zor diyor. Delil söyle o zaman. Fakat bir yaratılış yoktu dedin. Ondan öncesinde belkiler söyledin bana. Yani bir iddiada bulunuyorsun. Bir yaratılış yoktu diyorsun. Buna dair delilin ne? Yani ortaya bir delil atan delilini ispatlamak, davasını ispatlamak zorundadır. Yani senin söylediğine neden inanalım? Buradaki sıkıntı da yani bu bir profesör abi. Profesör de ne profesörü? Yani bir insan bir alanda profesör olup diğer tüm alanlarda cahil olabilir. Yani bildiğin şeyin alimisin, bilmediğin şeyin cahilisin. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldin Şevket. Bugün önemli bir seriye başlıyoruz inşallah. Serimizin adı Cevaplı Sorular. Çok sık sorulan sorular var. Ama bunlar cevapsız mı? Değil. Bunların cevapları üzerine konuşacağız inşallah. İlk sorumuz, ilk konumuz da belki en önemli konu. Her şeyin varlığına bakıyor. Allah'ın varlığından konuşacağız. Hatta konuyu da Celal Şengör'den başlatacağız. Bir yaratılış gerçekten yok mu? Bu konunun üzerine konuşacağız ve cevap vermeye çalışacağız. Doğru sorularla doğru cevapları bulmaya çalışacağız. Celal Şengör geçenlerde bir videoda şöyle söylüyor. Şevket de şuraya yansıtır. Şimdi bana hep soruyorlar, peki ya hocam ilk başta ne vardı? İlk başta diyorum, bugün gördükleriniz vardı. Başka bir kainat vardı belki. Ya Big Bang'den önceki kainatlar vardı, bilmem ne vardı. Fakat bir yaratılış yoktu. Bu çok mühim bunu anlamak. İnsanlığın bunu anlaması çok zor. Çünkü insan bir şey gördüğü zaman hemen şunu düşünüyor. Bunu bir yapan var. Anaximander bu fikrin üstesinden gelebilmiş ilk insanoğlu. Yaratılış yok diyor. O tabii müthiş bir zihinsel sıçrama. Beraber bakalım. Başka bir kainat vardı belki. Big Bang'den önceki kainatlar vardı. Bilmem ne vardı. Fakat bir yaratılış yoktu. Başka bir kainat vardı belki. Big Bang'den öncesi vardı. Bilmem ne vardı. Yani belkiler üzerinden konuşuyor. Burada herhangi bir delilden bahsedebiliyor muyuz? Bahsedemiyoruz. Fakat devamında diyor ki, fakat bir yaratılış yoktu. Buna karşı delilin ne? Delilim yok. Belkiler var. Neden buna inanalım? Çünkü ben öyle söylüyorum. Devamında da diyor ki, bunu anlamak çok mühim. İnsanlığın bunu anlaması çok zor. Yani bunu anlamak çok mühim bir şey. Yani sen böyle anladığını iddia edersen, böyle düşündüğünü söylersen, Celal Şengör'ün arkasına takılırsan çok mühim bir düşünceye sahip oluyorsun. Yani mühim bir insan oluyorsun. İnsanlığın bunu anlaması çok zor diyor. Delil söyle o zaman. Fakat bir yaratılış yoktu dedin. Ondan öncesinde belkiler söyledin bana. Yani bir iddiada bulunuyorsun. Bir yaratılış yoktu diyorsun. Buna dair delilin ne? Yani ortaya bir delil atan delilini ispatlamak, davasını ispatlamak zorundadır. Ama buna dair belkilerden öte, ihtimallerden öte, vehimlerden öte hiçbir şey söylemiyor. Yani senin söylediğine neden inanalım? Birazdan zaten bu konuya değineceğiz. Ama devamında ikinci bir nokta var ki buranın da es geçilmemesi lazım. Celal Şengör diyor ki, çünkü insan bir şey gördüğü zaman hemen şunu düşünüyor. Bunu bir yapan var. Yani insan bir şey gördüğü zaman bunu düşünüyor. Ne demek? Yani insanın doğasında, aklında, mantığında, kalbinde, ruhunda, vicdanında bu var demek. Yani fıtratında bu var. Fıtratında bu otomatik var. Bu kod var demek. Yani tam da bir ilah, bir Allah gerçekten varsa düşünebilen, sorumlu tuttuğu insana da bu otomatiği vermiş olması lazım. Yani insan tanıyamayacağı, bulamayacağı bir Allah olamaz. Tam da Celal Şengör bunu söylüyor işte. İnsan bir şey gördüğü zaman otomatikman bunu düşünüyor. Bunun bir yapanı var. Tamam o zaman tüm bu kainata baktığımızda da gördüğümüz şeylerden görmediğimiz Cenab-ı Allah'a ulaşabiliriz. Yani tamamen fıtrata uygun, akla uygun, vicdana uygun bir şey. Üstad da zaten Mesnevi Nuriye'de 4 tane burhandan, yani Allah'ın varlığına dair kuvvetli delilden bahsediyor ki bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim. Bunlardan bir tanesi Hakikati Muhammediye, Peygamber Efendimizin hakikati, davası. Bunlardan bir tanesi Kainat Kitabı. Kitab-ı Kebir-i Kainat Cenab-ı Allah'ı bize ispatlayan bir delilmiş. Çünkü kainat dediğimiz alem kelime kelime, harf harf, dolu dolu Cenab-ı Allah'tan bize bahsediyormuş. Yani manalar barındıran koskoca bir kitapmış. İçerisindeki
her şey bize bir mesaj veriyormuş. Tabii bu gözle bakabilirsek. Bu üçüncü burhan çok önemli. Bugün buna da değineceğiz. Ama Celal Şengör'ün son cümlesinden dikkatimizi çeken dördüncü bir delil var ki vicdanı beşer denilen fıtrat-ı zişurdur diyor üstad. Yani bu ilk üçünü tamam biz bir nebze biliyorduk. Bizim videolarımızı izleyen insanlar, Risale-i Nur eserlerini okuyan insanlar aşina. Dördüncüsü ise vicdanmış ya. Vicdan Cenab-ı Allah'ın varlığına dair bir delilmiş. Yani insanın kendi fıtratıymış. Şuur sahiplerinin fıtratı olan vicdan Cenab-ı Allah'ı hiçbir zaman unutmuyormuş. Sanatkarını, sanini inkar etmiyormuş. Akıl tatile çıksa da, akıl gözünü kapasa da vicdan daima uyanıkmış, gözü açıkmış. Cenab-ı Allah'ı bilirmiş yani zaten. Çok önemli bir mesele. Üstad fıtrat yalan söylemez diyor. Yani mesela bir tohuma bakıyorsun ben sümbülleneceğim diyor. Bir yumurtaya bakıyorsun ben civciv olacağım diyor. Yani her şey fıtratının iktizasını gereğini yapıyor. Aynı şekilde insan da kendine baksa, fıtratını okusa, kalbine vicdanına sorsa Cenab-ı Allah'ı çok net bir şekilde bilecek aslında. Neden? Çünkü kendi nefsini inkar etse de onu görür. Onu düşünür, ona müteveccihtir. Yani ona dönüktür, ona yönelmiştir diyor. Şimdi buna en büyük delil aslında Celal Şengör ya da bunun gibi bazı insanlar, bazı YouTube kanalları. Adam ateist olduğunu iddia ediyor ama tüm videoları Allah'ın varlığına dair. Yani devamlı Allah'ı düşünüyor, Allah'tan bahsediyor, Allah'ı konuşuyor. Ya tamam o zaman inanmadığın bir Allah hakkında, inanmadığın bir ilah üzerine niye bu kadar düşünüyorsun ki? Niye bu kadar uğraşıyorsun? Niye bu kadar çabalıyorsun? Çünkü vicdan susturamıyor. Fıtrat yalan söylemez. İnsanın fıtratına bu tohum ekilmiş. Akıl tatile çıksa da, akıl gözünü kapasa da kalp Allah'ı görüyor. Kalp bir pencere. Vicdan ise Allah'ı biliyor. Sanatkarını biliyor. Asla unutmuyor. Sana çok kısa bir haberim var. Şu an izlediğim videolar gibi diğer tüm videolarımız için yoğun bir hazırlık süreci, araştırmalar, saatler süren toplantılar, ses ve görüntü montajları gibi faaliyetler yürütülüyor. Tüm bu faaliyetlerin daha iyi bir yere gelinmesi için önümüzde açmamız gereken bir inşaat süreci var. 50'den fazla Kur'an talebesinin Allah'ı daha iyi tanıyıp muhtaç gönüllere ulaşabilmesi için yürüttüğü bu faaliyetlerin daha iyi bir yere gelebilmesi için sen de bu hayırlara ortak olmak istiyorsan aşağı bırakacağımız iletişim numarasından bizlerle iletişime geçebilirsin. İyi seyirler. Evet, şimdi bahsettik vicdandan. Evet, vicdan devamlı Allah'ı biliyormuş. Yani insanın fıtratında zaten o kod, o program yerleştirilmiş. Şimdi bir de akla, mantığa bakalım. Yani aklen, mantıken gerçekten bu işin bir hakikati var mı? Akıl, mantık bize ne söylüyor? Çünkü hem vicdanen, fıtraten hem de aklen ve mantıken Cenab-ı Allah'ın varlığı ispatlanabiliyorsa bunu görmemek büyük bir inanç gerektiriyor. Ki az önce aslında Celal Şengör'ün okuduğumuz cümlelerinde her bir şey yorumdu aslında. Çünkü biz bilimsel olarak da biliyoruz. Biz fizik kurallarına dayanarak da görüyoruz ki potansiyel bir iş varsa potansiyel bir kuvvet olmak zorundadır. Yani ortada bir iş görüyorsak, bir şey meydana geliyorsa onu gerçekleştirebilecek bir kuvvet olması gerekiyor. Şimdi akla ve mantığa bakan cevapta varlığı konuşacağız. Yani bir şeyler varlığa çıkabiliyorsa yokluk alemindeyken varlık alemine nasıl çıkabiliyorlar? Bunun üzerine konuşacağız. Hudus ve imkan delilinden bahsedeceğiz. Yani aslında asırlardır İslam alimleri, kelam alimleri, filozofları ya bunlar üzerine düşünmüşler, kafa yormuşlar. Ve Üstad Hazretleri de Risale-i Nur eserinde şöyle söylüyor. Gel gelelim hudusa. Mütekellimin demişler ki alem mütegayirdir. Yani alem devamlı değişen, dönüşen, halden hale geçen bir vaziyette. Her mütegayir, her değişen hadistir. Yani sonradan ortaya çıkmıştır. Ve her sonradan ortaya çıkanın, meydana gelenin de bir ortaya getirir. Bir icat edeni, bir var edeni olmak zorundadır. Öyleyse bu kainata baktığımızda bu kainatında kadim bir mucidi, icat edeni vardır. Neden? Çünkü biz bakıyoruz ki madde, her şeyi gördüğümüz her şey madde. Madde ezeli değil. Yani maddenin bir başlangıcı var. Madde devamlı dönüşüm halinde, yani değişen, dönüşen, halden hale giren şeyler sonradan ortaya çıkmıştır. Çünkü onların önceki halleri, ilk halleri de vardır. Yani anlıyoruz ki buradan hiçbirisi ezeli değil. Yani sabit değil. Bunlar sonradan bu hale gelmişler. Yani bir başlangıç noktaları var. O zaman bunları var etmeyi dileyen, bunları icat eden, var eden birinin olması zorunludur. Yani biz mesela son yüzyıllarda evrenin genişlemesi hakikatiyle beraber Big Bang teorisi daha büyük bir kuvvet kazandı. Çünkü evren devamlı genişliyorsa bundan binler milyonlar yıl önce de küçücük bir noktadaydı. Yani oradan başlamıştı. O zaman oradan beri dönüş
gelişiyorsa, büyüyorsa bu sonradan ortaya çıkmıştır. Sonradan ortaya çıkmazsa kadim olur. Yani kendisi ezeli olur ve değişmez, sabit olur. Mesela sanatlı bir eser sanatkarı icap eder diye üstad bu hakikati herkesin anlayabileceği bir şekilde ifade ediyor ya zaten. Ama bu cümleyi tabii ki çok duyduğumuz için ya da inançsız insanlar da çok eleştirdiği için cevap verememelerine rağmen bu cümleyi alaya almaya çalışıyorlar. Ama sen asıl bu hakikati anlayamadığın için 2 kere 2 4 eder katiyetinle sana bildiğin şeylerden, bildiğin örneklerden delil getiriliyor. Yani bunlardan kıyas et deniliyor. Yani buradaki cümle basit değil. Sen bu hakikati görmediğin için o yüzden bu sefer bu misal, bu örnek üzerinden aktarılıyor sana. Yani burada mesajın sen özüne, derinliğine gitmeye çalış. Yani hudus delili, imkan delilinden anlarsan zaten bunun özünde her şeyin bir mucidi vardır. Sanatlı bir eser sanatkarı icap eder hakikatine. Daha iyi anlayabileceksin aslında, aklına oturtabileceksin. Yani bahsettiğimiz şey aslında var olmak. Yani hiçten bir şey var olur mu? Yani fizik kanunları, bilimle ilgilenen insanlar da bunu düşünür. Yani maddeye baktığın zaman madde ya da enerji dediğimiz şey yoktan var olmaz. Varken de yok olmaz. E o zaman nereden geldi? Yani neden bir şeyler var? Yokluk olsaydı, varlıkta hiçbir şey olmasaydı o zaman bir ilah, bir Allah da yok denebilirdi. Tabii ki bunu diyecek, düşünecek bir insan da olmazdı ama madem bir varlık var, her şey yoklukta kalmamış, varlık sahasında mütemadiyen devamlı pek çok şey çıkıyor. Mikro alemden makro aleme her bir şey bize varlık sahasına çıkarak, vücuda gelerek, meydana gelerek aslında Rabbimizden bahsediyorlar. Çünkü her şey bir kaynaktan gelir, bir kaynaktan sudur eder. Yani ben kendimde olmayanı karşı tarafa veremem. Ya da şu mikrofona baktığımız zaman bu olmayan bir şeyden, hiçlikten meydana çıkmış olamaz. Bir şeylerden oluşması, meydana gelmesi gerekir. Yani o yüzden şu varlığı tam bir düşünmemiz, tam bir idrak etmemiz gerekiyor. Yani bir şeyler yok ya da hiçbir şey yok. Sonra varlık ne o zaman? Varlık bu işin neresinde? Ya da yokluk bu işin neresinde? Ya da bir ilah, yokluktan varlığa çıkaran bir zat bu işin neresinde? Yani şu mikrofon üzerinden düşünelim mesela. O zaman varlık mertebelerini konuşmaya başlayalım. Varlığa dair 3 tane seçenek var. 3 tane ihtimal var. Birincisi vacip, yani zorunlu. İkincisi mümkün, yani olabilir, ihtimal dahilinde. Üçüncüsü ise mümteni, muhal. Yani bir şeyin olmasının imkansız hali. Mesela şu mikrofon üzerinden bunu değerlendirelim. Bu mikrofonun Şevket şu an hem var olması hem de yok olması mümkün mü? Değil, değil mi? Yani bu iki zıtlık beraber bulunabilecek bir şey değil. Bunu senin aklın direkt muhal olduğunu, imkansız olduğunu söylüyor. Akıl kabul etmiyor, reddediyor. Yani bu en basit örneği. Buradan birazdan ne muhaller var oraya götüreceğiz işi. Mümkün ise sonradan ortaya çıkmış, var olmasından önce olmasıyla olmaması, varlığıyla yokluğu müsavi, yani eşit. Bu var olabilirdi, olmayabilirdi de. Yani olması zorunlu değil. Yani birisi dilerse, birisi onu var ederse olur. Şimdi bu mikrofona baktığımız zaman sence bunun varlık mertebesi nedir? Vacip, zorunlu mu? Mümkün olabilir mi? Yoksa mümteni, imkansız mı? Evet, bu mikrofonun varlığı mümkündür. Çünkü bu zaten sonradan meydana gelmiştir. Olmazsa olmaz ya da kati, yani kadim, ezeli bir şey değil. Peki bunu üreten bir firma, bunun bir fabrikası, bunun bir tasarımcısı olması imkansız mı? Olabilir mi? Olmak zorunda mı? Olmak zorunda, çünkü sen bunu görüyorsun artık. Bu vücuda gelmiş, bu varlık sahasına çıkmış. Bunun bir markası var, bunun bir tasarımı var, dizaynı var. Bu fabrikadan çıkmış, üzerine markası yazılmış mesela. Mikrofonu gördükten sonra mikrofonu var eden bir marka, bir fabrika, bir firma ne oluyor artık? Zorunlu oluyor, değil mi? Çünkü bu kendi kendine meydana gelemez. Yani yokluktayken kendisini var edecek bir potansiyeli, enerjisi, iradesi hiçbir şey yoktur. Bunu ancak varlık sahasındaki bir şey var etmeyi dileyebilir. Kainattaki her şey, tüm yaratılmışları düşün, bunlar hadis. Yani bunlar sonradan meydana gelmiş. Bunların varlıkları mümkün. Ama bunların hepsi bir zaman yoktu. Yani varlıklarıyla yoklukları eşitti, müsaviydi. O zaman tüm bunlar yokluktayken hiçlikten kendilerini meydana getirmeleri mümkün değilse, buna dair bir güçleri, ilimleri, kudretleri yoksa, kendilerini ve birbirlerini varlık sahasına atmak için bunları, tüm kainatta gördüğümüz şeyleri icat eden, var eden, yokluk karanlıklarından alıp varlık sahasına atan bir zatın olması ne oldu? Vacip oldu. İşte vacibül vücut olan Allah-u Teala diyoruz biz buna. Yani mevcudat adedince kainatta gördüğümüz her şey aslında bize Rabbimizden bahsediyor. Kendilerine has, dilleriyle mütemadiyen devamlı bize Allah'tan bahsediyorlar. Bak diyorlar, yani ben varlığa çıktım. Yani ben yoktum, varlığa
açığa çıktım. Yani bu nasıl mümkün olabilir ki? Yani potansiyel bir iş varsa bu potansiyel işi yapabilecek bir kuvvet gerekir. Bu fiili yapabilmeye muktedir olabilmesi lazım failin. Fail muktedirdir diyoruz. Fiili yapmaya gücünün yetmesi gerekiyor. Yokluktayken hiçbir güçten, kudretten, ilimden bahsedilemezken tüm bu yokluk sahasındakileri varlık sahasına atmayı, getirmeyi dileyen, yaratan, var eden, kadir mutlak, her şeye gücü yetecek. Yani tüm atomları, tüm zerreleri, benim organlarımı, hissiyatlarımı, gözümü, kulağımı yarattığı gibi seninkini de yaratacak. Tüm alemdeki tüm bitkileri, tüm hayvanları idare edecek. Aynı zamanda yıldızlara, gezegenlere söz geçirecek. Hepsi onun bir memuru olacak. Her varlığa çıkan mümkün şey bir vacibe işaret ediyor. Yani onu icap eden, onu var eden birinin olması kat'i, zorunlu. Üstad da diyor ki, evet kainat hadistir. Çünkü görüyoruz. Üstadın örnekleri Şevket hep nasıl? Üstad daima bil müşahede görüyoruz. Biz şahit oluyoruz ki. Gözümüzle görüp aklımızla idrak ediyoruz ki. Yani devamlı böyle atıflarda bulunuyor. Çünkü bize bir dogmadan bahsetmiyor. Bize gördüğümüz şeylerin sadece perde arkasını, hakikatini gösteriyor. Ama doğru bir gözle, doğru bir anlamla bakabilirsen, doğru manayı okuyabilirsen, mesajı okuyabilirsen bunları göreceksin. Bir kitabı açtığında onu direkt okuyacağın anlamına gelmiyor. Belki o dili bilmiyorsundur. Mesela Portekizce bilmiyorsun, açtın ya da Çince bilmiyorsun. Açtın, okuyamadın. Kitap açık ama okuyamıyorsun. Üstad sana onların bir dili olduğunu haber veriyor. Her birisi o muhteşem icraatlarıyla, yani kuşlar uçmalarıyla, bulutlar sürüklenmeleriyle, yağmur taneleri damla damla akmalarıyla, gezegenler muhteşem yörüngeler. Yörüngeler dediğimiz farazi şeyler. Gerçekte öyle yörüngeler yok değil mi? Yani tüm bu icraatlar perde arkasında ilmi olan, kudreti olan, bu işleri yapmayı irade eden ve hayat sahibi bir vacibül vücuda işaret ediyor. Her bir şey bir delil oluyor. Yani Allah'ın varlığına kainat adedince, mevcudat adedince delil mevcut. Çünkü görüyoruz. Her asırda, belki her senede, belki her mevsimde bir kainat, bir alem gider, biri gelir. Demek bir Kadir-i Zülcelal var ki bu kainatı hiçten icat ederek her senede, belki her mevsimde, belki her günde birisini icat eder, ehli şuura gösterir ve sonra onu alır, başkasını getirir. Yani devamlı belki her mevsim ya da her gün kainat yenileniyor. Artık dünden farklı, devamlı hücreler yenileniyor. İnsan dahi aynı kalmıyor değil mi? Ehli şuura, yani şuur sahiplerine bu gösterilen, ders verilen bir şey aslında. Ve sonra onu alır, başkasını getirir, birbiri arkasına takıp zincirleme bir surette zamanın şeridine asıyor. Üstadın tabirine bak. Zamanın bir şeridi var, bir akışı var. Cenab-ı Allah her gün belli mevcutları, belli şeyleri buradan alıp yenilerini getirerek, burada devamlı bir sürekli yaratma faaliyeti gerçekleştirerek ehli şuura bu dersi veriyor. Bunların hepsi benim mülk. Bunların hayatları, bunların idareleri, yaratılmaları kendinden değil, kendilerinden olsa değişmezler, yok olmazlar. Bunların her birinin bir başlangıcı ve bir sonu var, bir eceli var. Demek ki her şey bir kaynaktan sudur ediyor. Eceli olmayan bir zattan bunlar haber veriyor. Buradaki gördüğümüz her bir sanat, sanatkarın maharetine işaret ediyor. Kainatta hayat varsa hayatın kaynağına işaret ediyor. Hayatı olmayan nasıl hayat verebilsin bunlara? Hayat ya da bu kadar ucuz bir şey mi ki? Bir anda tesadüfen hayat gelmiş. Hiç böyle bir şey mümkün mü? Değil. Her şey bir kaynaktan sudur eder çünkü. Hiçbir şey kendi kendine olmaz, kendi kendini var edemez. Yani böyle baktığımızda, böyle düşündüğümüzde aslında mesele o kadar basitleşiyor, o kadar mantıklı hale geliyor ki aslında zorlaştıran belki insanlarız, bizleriz ya da nefislerimiz bu hakikati görmeye zorlaştırabiliyor. Çünkü herkes kainatı kendi gözlüğünden görüyor. O gözlük kirlendikçe bu sefer görme işlevi azalıyor ve çok basit bir şeyi dahi göremiyor. Ya da bazen bir şey oradadır ama sen olduğunu fark etmezsin çünkü o hep oradadır. Yani zıttını görmediğin için onu düşünemezsin. Allah da vacibül vücud olduğu için şiddeti zuhuru, yani o kadar şiddetli bir şekilde zuhur ediyor ki her yerde artık Allah bir nevi görünmez hale geliyor. Şiddeti zuhurundan gizlenmiş diyor bunu üstad. Bu şekilde düşündüğümüzde nurun gelmesi nuraniden olur. Yani bir nur görüyorsak nurani bir kaynaktan gelir o. Yani gün içerisinde gördüğümüz tüm ışık, koca bir ışık kaynağı olan güneşimizden geliyor. Nurun gelmesi nuraniden ve vücut vermesi herhalde mevcut. Vücuttan. Yani vücuda gelen şeyleri görüyoruz. O zaman bunlar mevcut, ezeli, kadim bir zattan haber.
haber veriyor. Yani kendiliğinden mi meydana gelecek? Kendiliğinden bir anda şu bardak, şu tablet, şu kalem, şu mikrofon oluşabiliyor mu? Hiçbir şey böyle oluşamıyor. Bu hakikati bizim sığ aklımız anlayamadığı için Üstad Hazretleri sanatlı bir eser, sanatkarı icap eder diyor. İcap eder, bu işte icapla vacip aynı kökten geliyor. Yani o zorunlu. Sanatkarını icap ediyor. Sanatkarsız düşünemezsin. Tam da ne gibi? Şengör'ün dediği gibi. İnsan aklı böyle düşünür. Bunu bir yapan var. Evet, çünkü hakikat bu. Gerçek bu ve insanın aklı mantığına da zaten bu hitap ediyor. Yani akıl ve mantık da bunu gerektiriyor. Bu yoksa saçma bir hurafe değil ki. Ne dedik? Gözümüzle görüyoruz ki dedik. Yani biz gördüğümüz şeylerden deliller topluyoruz. Sen diyorsun ki belki kainattan önce bir şey vardı. Big Bang öncesi vardı. Delilin ne? Yok. Ama ben öyle söylüyorum, inanacaksın. Yani kim dogmalarla, hurafelerle ilerliyor, kim delillerle ilerliyor? Bunu yani vicdanlarımıza bir sormamız lazım aslında. Celal Şengör de tabii ki ondan çok konuşmak istemiyoruz video boyunca. Mesele çünkü şahıs değil, fikri. Ama Celal Şengör böyle benim en gördüğüm mutaassıp, yani inancına, dinine bağlı, inatçı, yani dininde, inancında inat eden bir insan. Yani çünkü onun dışında düşünenleri belli ithamlarda bulunuyor. Yani anlamak için hiçbir gayret göstermiyor ve bir nevi işte safsatalarla ilerliyor. Yani Kur'an'a dair çok herkesin anlayabileceği basit şeyleri mesela yanlışmış gibi sunuyor. Buradaki sıkıntı da yani bu bir profesör abi. Profesör de ne profesörü? Yani bir insan bir alanda profesör olup diğer tüm alanlarda cahil olabilir. Yani bildiğin şeyin alimisin, bilmediğin şeyin cahilisin. Celal Şengör'ün de Arapçasına baktığımızda, dine yaklaşımına baktığında o alanda çok da yani fikrine güvenilir bir insan olmadığını biz görüyoruz. O yüzden insanlara, kardeşlerimize de anlatmaya çalışıyoruz. Herkes maddeyi görüyor. Yani inançsız insanda bizler de maddeyi görüyoruz. Biz maddenin ama diyoruz ki ya bu gördüğümüz madde devamlı değişiyor. Yani bu ezeli değil. O zaman ezeli bir zat lazım diyoruz. Yani gördüğümüz şeylerden görmediğimize gitmeye çalışıyoruz. Akıl buna yarar zaten. Akıl bağlamak demektir. Ama Celal Şengör gördüğü şeylerde arıyor hala meseleyi. Ama biliyor ki madde ezeli değil. Hala Big Bang öncesine vesaire gitmeye çalışıyor. Yani bir Allah dememek için bayağı bir uğraşıyor. Bayağı bir gayret gösteriyor. Basını da takdir ediyoruz ama vicdanı Allah'ı bildiği için o konu üzerine konuşmaktan, yorum yapmaktan da hiçbir zaman sakınmıyor. Ama sen ateistim diyorsun, Allah'ın varlığına inanmıyorum diyorsun. Allah üzerine neden bu kadar konuşuyorsun o zaman? İnanmadığın bir Allah üzerine bu kadar konuşuyorsan, bir de inansan demek ki ömür boyu Allah'ı konuşacaksın. Bundan sonraki videolarımızda da Allah'ın varlığına dair diğer imanın rükünlerine ve İslam'a yöneltilen sorulara, eleştirilere, belki itirazlara dair videolar çekeceğiz. Bugün anlatmaya çalışacağız ki hem insanın fıtratı, vicdanı gereği hem de akli ve mantıki bir şekilde Allah'ın varlığı 2 kere 2 4 eder katiyetinde bir gerçektir, hakikattir. Serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda da bu konulara, İslam'a yöneltilen sorulara ve itirazlara dair cevaplar çekeceğiz. Siz de görüşlerinizi ve varsa sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.